Rekabet Kurulu zincir market soruşturma gerekçesi yayımlandı. Peki neler var o raporda, o gerekçede? Hemen haber merkezimize dönelim ve Merve Sarıkaya'ya soralım. Söz Merve'de. Rekabet Kurulu'nun 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında başlattığı soruşturmada idari para cezası verilmişti. Bu cezanın da gerekçeli kararı açıklandı. Dün Rekabet Kurulu tarafından açıklandı. Konuyla ilgili önemli ayrıntılar var. Öncelikle şunu hatırlatalım. Rekabet Kurulu 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermişti ve bu para cezasını da kartelleşme suçundan vermişti. Dün açıklanan kararda ise bunun gerekçeleri açıklandı. Hemen onları sizlere aktaralım. Öncelikle perakende teşebbüsler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordine edildiği belirtildi gerekçeli kararda. Aynı zamanda bu yazışmalarda elde edilen belgelerde piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatlarında rakiplerle eş zamanlı olarak fiyatlara yansıtılacağı yönünde de pek çok ifadeye rastlandığına dikkat çekildi. Elde edilen belgelerde tedarikçi tarafına bakıldığında ise yine tedarikçi teşebbüsünde kendi ürünlerini zincir marketler arasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik olarak gerçekleşen koordinasyonun sağlanmasında etkili olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda aynı zamanda geleceğe dönük fiyat artışları, fiyat tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerinde yine paylaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda kartelleşme suçundan bu kararın verildiğini söylemiştik. Hemen onu hatırlatalım. Kartel olarak bilinen aslında rekabet ihlal türü, rakipler arasında fiyatların ve miktarların tespitinin yapılması ve müşterilerin de bölgelere göre paylaşılması anlama geliyor. Bu kararda ise topla dağıt karteli görüldüğü belirtildi Rekabet Kurulu tarafından. Bu noktada da Rekabet Kurulu tarafından ceza takdir eden soruşturmada fiyatların tespit edilmesi, fiyat artış oranlarının veya tutarlarının, fiyat değişikliği tarihlerinin koordinasyonu gibi de davranışlara rastlandığı belirtildi ve toplamda bu firmalara 2,7 milyar liralık bir ceza kesilmişti. Kartelleşme suçundan diyelim, sözü yeniden merkeze bırakalım.